Bu sezon şampiyonluğu en çok isteyen taraftar Fenerbahçe taraftarı. Tecrübe giriyor devreye. Çelik gibi sinirler giriyor devreye. Yani liderlik giriyor devreye. Bana Mert Müldür de güven verdi diyor. Fenerbahçe lehine karar verdiklerinde cezalandırılıyorsun. Burada benim çok önemsediğim bir şey var. İsmail Hoca'nın maç sonu demeci. Bonucci isminin de Fenerbahçe formasını giymesi benim hoşuma gider. Bakarsın hafta sonu tak diye pazar günü Antep maçına çıkabilir. Çıkmalı da. Yani orada bir anlaşma olabilir gibi hissediyorum ben Kronos'la ilgili. Övgü kısmında %50'sin, linç kısmında sadece Fenerbahçe. Burada isim Ali Koç olduğu için mi? Fenerbahçe başkanı olduğu için mi? Of dediğin anların alayına misli, alayına misli. Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye. Misli'ye gel, hediyeni al. Alayına misli. Geldik işte fark sayısız çeşitine işte MediaMarkt teknoloji konu ve uzmanlıkta şart MediaMarkt'la tam zamanı ürünün yoksa da halleden uzman çık hadi güzelce tarzını yansıt atla zıpla koş nabzını yükselt MediaMarkt'la tam zamanı. Nerede, nasıl ve ne zaman istersen binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hafta aradan sonra beraberiz. Evet. Çok üşüdün mü dün? Çok üşümedim. Lodos olunca, Poyraz olmayınca esti ama nispeten daha sıcak esti. Güzel de tribün vardı. Çok. Yani o stad için atmosferi görünce keşke orada olsaydım dedim. Yani şimdi Fenerbahçe taraftarı Olimpiyat stadını bir sevemedi biliyorsun. Evet. Hiç sevemedik. Ya geçtiğimiz ne oyuncular sevdi ne taraftar sevdi. Ya geçtiğimiz senelerde de çok oynadık. Birçok farklı takımla oynadık. Dolmuyordu, doldurmuyorduk. Yani evet. İstemiyordu Fenerbahçe evet. Taraftarı oraya gitme. Evet. Bu sefer o koskoca o maraton tribününün biletleri 2-3 gün öncesinden bitti, tükendi. Evet. Yani bir kale arkası daha açsalardı o da tükenirdi. Acayip bir ilgi vardı. Aslında bu neyi gösteriyor? Bu seneki taraftarın isteğini, arzusunu, coşkusunu, şampiyonluk hırsını. Geçen sene de gittik. Jesus varken de gittik Olimpiyata. Böyle bir coşku yoktu. Bakın aldığım not. Tribünlerin durumu şunu gösteriyor. Bu sene daha fazla isteyen taraftar Fenerbahçe taraftarı. Net, aynı şeyi yazdım. Net bir şekilde görüyorsun. Yani şimdi Galatasaray'da gitti oraya. Evet. 3.000-5.000 kişilik ayrılmıştı. 3.000 evet. Kişisi satılmış. Bilet orada, fiyatı farkı varmış. Bilet fiyatı ama. Farkı varmış. Evet. Evet. Ondan sonra bilet fiyatı farkı ile ilgili de şöyle deniyor. O Galatasaray'a çok daha fazla bir fiyat biçilmiş orada. Fakat ondan sonra ona bir ceza gelmiş. Evet. O ceza geldiği için bize aynı fiyatı uygulayamadılar. Fiyat yüksek diye değil. Kendi taraftarına uyguladığı fiyatla Galatasaray'a evet. Uyguladığı fiyat arasındaki farktan dolayı ceza. Yani bu sezon aynı şeyi not almışım. Net bir şekilde gösteriyor. Yani bu sezon ben onu sosyal medyada da hissediyorum. Genel taraftarın o birlik beraberliğinde de hissediyorum. Bu sezon şampiyonluğu en çok isteyen taraftar Fenerbahçe taraftarı. Net. Açık ara. O yüzden de Fenerbahçe taraftarını çok fazla üzmesinler, çok fazla karşılarına almasınlar diye de bir parantez içinde söyleyeyim. Ama bir notum daha olacak. Şimdi o tribünün kapalı gişe olduğunu biliyorsun değil mi? Ha. Kardeşim tedbirini alacaksın. O turnikelerin hepsi açılacak. Bakımını yaptıracaksın. Hızlı geçişini sağlayacaksın. Bak insanlar maça giremediler. Kapıdan dönenler oldu. Bizim izleyicilerimizden bir tanesi var. Devre arasında buluştum Ahmet kardeşimle. Devre arasında gelebildi. Devre arasında içeri girebildi ha? Ya olmaz böyle bir şey. Yani çok mağdur olanlar oldu. Fenerbahçe taraftarı Kadıköy dışında nereye giderse gitsin bir çile çekiyor. Sen erkencisin de sen 1 saat 2 saat önce girersen onun için sana bir şey olmaz. Ben 1,5 saat önce girdiğim için ben rahat girdim nispeten tabii ama işte böyle eski usul olunca biraz yanımda da arkadaşlarımızın çocukları vardı. Sevgili Sinan vardı, Ali vardı. En başta böyle niye acaba bu kadar erken giriyoruz diyorlardı ama tabii. Sonra baktılar dışarıdan haberler gelince tabii iyi ki erken girmişiz dediler onlar da. Çünkü öyle gençleri götürüp 1 saat önce falan bekletmek bayağı bir iş. İş ama onlar da seve seve geldiler. Takımlarını desteklediler. Güzel tribünde, güzel atmosferde. Olimpiyat stadına da ilk defa gelmiş oldular ama tekrar söyleyeyim Fenerbahçe taraftarına Kadıköy dışındaki maçlarda artık çile çektirmesinler. Lütfen herkes tedbirini alsın. Fenerbahçe taraftarı her deplasmanı kapalı gişe oynayacak sezon sonuna kadar. Kesin. Evet önce hatırlatmamızı yapalım. Migros Hemen'e teşekkür edelim, sponsorumuz. Migros Hemen'in sunduğu sadece Fenerbahçe programındayız. Sizlere Migros Hemen'in toplam 140 TL kazandıran harcadıkça kazan kampanyasından bahsetmek istiyoruz. Migros uygulamasını indirip Migros Hemen'den siparişini ver. İlk siparişinde 20, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40, dördüncü siparişte 50. Böylece toplamda 140 TL hediye kazan. Üstelik siparişlerin de dakikalar içerisinde kapında. Hatırlatmamızı yaptık. Programa geçebiliriz. Bu programa, bu maça herhalde Cengiz'le başlayacağız. Değil mi? Cengiz'le başlayacaksak da seninle başlayacağız o zaman. Bak bir tane... Hakkını vereyim. Yani şöyle çok mutlu oldum. Benim hakikaten çok beğendiğim bir oyuncu. Hatta bak bir tweetim var. Bunu 2021 yılında Haziran'da atmışım. Yani daha bize gelmeden 3 sene önce atmışım. Bizim programlarda da dile getirdin sen ama defalarca tabii. Transfer döneminde en çok kimi Fenerbahçe formasıyla görmek istersin deseler bir numaraya Cengiz Ünder'i koyarım demiştim 3 sene evvel. Bu sezonda geldiğinde 15 milyon son 5 milyon. Senelik 4 milyonsa 4 milyon hiç önemli değil. Hele ki yerli statüsünde düşündüğünde 8+3'ü düşündüğünde. Çünkü sezon başında baktığımızda şu vardı. İlk 11 için baktığımızda neyi konuşuyorduk? Ferdi diyorduk. %100 evet. Banko. Evet. İkinci Banko'yu bulamıyorduk. Şimdi İsmail geçen sezon bu kadar oynamamıştı. Tabii. İyi başlamıştı evet. Ama Cesus sonlara doğru oynatmamıştı. Evet. İrfan bu kadar etkili değildi. Evet. Yani İrfan'la İsmail'in banko olacağını düşünmüyorduk ki banko olsalar bile 3 kişi oluyorsun. Evet. Yani burada o yüzden Cengiz'i banko ilk 11 olarak da düşündüğümüzde 15 milyonun evet. Hani verilebilecek bir rakam evet. Olduğunu da konuşmuştuk. Evet. Tabii şunu göstermiyor mu bize Cengiz'in şu anda geldiği durum? Artık kuvvetli olmadığın sürece, fit olmadığın sürece, %100 performansını veremediğin sürece çok zor futbolda başarılı olma. Zaten Cengiz'in iyi başlamaması, sakatlanması bununla ilgili hep ben konuşuyordum. Söylenen şuydu. Cengiz kendini futbola, yani kafası başka yerde, aklı çok futbolda değil, kendini çok vermiyor gibi laflar söyleniyor. Yoksa Cengiz'in yeteneğiyle, ya Cengiz bu ligin üzerinde oyuncu. Yani Cengiz bugün şöyle maçı çözen oyuncu. Şimdi dünkü maçı zaten çok ekstra maçtı ama Kayseri maçında 1-0 yaptın. Evet. Bu maçı da 1-0 yaptın. Yani maç durup dururken maçları çözüyor. Evet. Çok önemli bir oyuncu. Dün de tek başına hakikaten maçı aldı. Şimdi tek başına maçı aldı derken bizim oynadığımız oyunu yermek için söylemiyorum. Cengiz'i ekstra övmek için söylüyorum. Evet. 4 gol attı. 3'ünde asist yok. Evet. Yani yoktan var etti. Yani gol beklentisi 0.31 mi? Evet. Oradan 4 gol çıkardı. 0.31'den 4 gol çıkardı. Hakikaten ki maç başladı. Ceko'ya yaptığı asistler var. Hani bir tane evet. O ortaları çok iyi yapıyor zaten. Evet. Ceko ondan faydalanamadı ama yani o Ceko ile olan bağlantıyı da çok iyi yapan bir oyuncu. Topla zaten müthiş bir sol ayağı var. O ayak içi plasesi 4. goldeki, 3. goldeki vuruşları. Yani her şeyle Cengiz dün 4-4'lük bir maç çıkardı. Gedik yatırımla haftanın güven veren performansında Cengiz seçtik. Hemen onu da araya sıkıştıralım. Sıkıştıralım. Cengiz zaten otomatik olarak kendi kendini seçtirmiş oldu. Yani başka bir alternatif yoktu herhalde Cengiz dışında. Fakat şöyle de bir soru oluştu tabii. Dün geceden beri insanlar aynı şeyi konuşuyor. Çarşamba günü kim oynayacak? Kim oynayacak? Hadi kim oynamayacak? Evet, kim oynamayacak? Yani nasıl bir çözüm? Ya İsmail Hoca şimdi farklı alternatifler var. Evet. Cengiz ya da İrfan'dan bir tanesini oynatmak da olabilir. Evet. Tadiç'i kesip bir tanesini sola atmak olabilir ki her ikisi de tabii içe kat eden oyuncular olduğu için sağ tarafta oynamayı tercih ediyorlar. Tercih eden oyuncular. Sol tarafa atılan oyuncu çünkü biraz daha az rahat edecek. Evet. Şimanski'yi kesip İrfan Can'ı orta sahada 10 numara gibi oynatmak bir alternatif olabilir diyorlar. Diyorlar. Sen olsan senin tercihin ne olur? Ben şöyle bakıyorum. Şimdi Ceko'nun alternatifi yok. Evet. Ceko'yu oraya koy. Evet. 6 numara şu anda İsmail oynuyor. Bence İsmail Crespo'nun önünde 6 numara olarak. Çünkü o her yere yetişmesi ve dinamizmiyle bence daha önde. Ama oraya işte Krunic inşallah gelecek. Öyle bir futbolcu geldiği anda da Krunic ile Ceko'yu ben alternatifsiz görürüm. Yani Krunic'in yerine İsmail oynayabilir tabii ki. Ama ilk 11'e ilk yazacağım oyuncu bunlar olur. Geri kalan öndeki 4 futbolcu. 4 tane defansı saymıyorum. Kaleciyi saymıyorum. O 4 oyuncu için 5 tane alternatif var. Cengiz, İrfan, Tadiç, Fred, Şimanski. Evet. Bu 5'inden bir tanesi oynamayacak. Yani bunun kim olacağı bence çok önemli değil. Yani bir maç Şimanski'yi dinlendirebilirsin. Evet. Bir maç Tadiç'i dinlendirebilirsin. Bir maç İrfan dinlenir. Bana sorarsan burada en kritik olan Fred ile Szymanski'nin beraber oynamasını ben çok önemsiyorum. Evet. Ön taraftaki dinamizm adına. Ki onu da yapamıyoruz değil mi? O bir eksik kalıyor. O bir eksik kalıyor. Dünkü orta saha geçirgenliğimizde Fred eksikliğinin rolü var değil mi? Var. Çünkü kağıt üzeri baktığında Crespo-İsmail ikilisi daha defansif bir ikili değil mi? Evet. İkisi de 6 numara oynayabilen, genellikle Fenerbahçe'de 6 numara pozisyonunda forma giyen iki oyuncu. Onların olduğu zaman ne düşünürsün sen? Defansif olarak sıkıntı çekmeyiz ama yaratıcılığımızda biraz eksiklik olabilir diye düşünürsün değil mi? Kağıt üzerinde. Halbuki tam tersi, İstanbulspor'un sezon başından beri en çok pozisyon bulduğu, rakip ceza alanında en çok topla buluştuğu maç olmuş bu. Evet. Bu bir Fred eksikliğinden dolayı mı sence, yoksa başka sebepleri de olabilir mi? Başka sebepleri de olabilir. Bence yani stat bile etkilemiş olabilir. O statta farklı futbol oynanıyor. Yani o statta her şey olabilir. Evet. Ama bana sorarsan Fred Szymanski ikilisinin olduğu maçlarda ön taraftaki baskı, dinamizm, evet, o reaksiyonu daha çabuk verebiliyoruz. Rakibi çıkarmıyoruz. Şimdi bugün sen bak, Dzeko önde çok baskı yapacak bir oyuncu değil. İrfan da değil. Cengiz'e dün Gökhan Gönül de aynı şeyi söyledi. Tadiç de değil. Tadiç de değil. Yani bu anlamda ben Fred ile Szymanski'yi beraber oynamalarını çok önemsiyorum ki zorluk derecesi yüksek maçlarda bilhassa. Evet. Evet. Ama diğer maçlarda yani bugün şimdi Tadiç'i oturtmayı bir yandan istemiyorum Konya maçında. Çünkü Tadiç iyi oynamıyor. İyi oynamazken, üstüne bir de penaltı kaçırmışken, moralsizken, moralini daha çok bozacak, bir de yedek bırakacak noktaya gelirsek Tadiç'i kaybetmekten... Tadiç çok profesyonel futbolcu. Kolay kolay kaybetmeyiz. Yok. Ama hani bir sürü insan şu anda İrfan'la Cengiz'i beraber oynatalım diye düşünüyordur. Ben bu maç İrfan'ı oturturum. Ben Cengiz'le başlarım. Cengiz'in bu performansının üstüne İrfan'ı bir maç daha dinlendiririm. Ondan sonraki maça bakarım. Bu orta sahadaki boşlukla alakalı da benim aklıma şöyle bir izahat geldi. Şimdi biz Bekao-Ciku ikilisiyle oynarken bu ikili orta çizgiye kadar çıkıyordu değil mi? Hı hı. Oyunu sıkıştırıyor. Evet. Oyunu sıkıştırdığı için de rakip ataklar başlamadan bitiyordu. Daha riskli bir futbol. Evet ama hızlı oyuncular, ikisi de geriye koy. Şimdi Serdar Aziz bunlara göre, özellikle Serdar Aziz daha ağır bir oyuncu. Orta sahaya kadar çıkmak çok Serdar Aziz'in işine gelen bir şey. O biraz daha geriye atıyor kendini gibi geliyor bana. Evet. Yani defans çizgimizin kaleciyle olan mesafesi Serdar Aziz olduğunda biraz daha az. Orta sahada daha bir geniş boşluklar oluyor. Sarvolle olduğunda da. Bu geniş boşluklar bence bu İstanbulspor maçındaki pozisyonları yememize sebep oldu gibi geliyor. Gitmeli gelmeli bir oyun oldu. İsmail Hoca'nın da sevmediği, istemediği cinsten bir oyun. Mesela Tadiç'e de uymuyor bu gitmeli gelmeli oyun. Yani, sen ne kadar rakip alana yağarsan oyunu, rakip ceza alanı çevresinde oynanırsa o oyun Tadiç'e göre oluyor. Evet. Bak dün Livakovic 7 kurtarış yapmış. Bugüne kadar oynadığı 15 maçta 18 kurtarış yapmış. Yani maç başına 1.2 mi yapar? 1.2 yaparken bir anda 7. Yani çok farklı. Ama burada benim çok önemsediğim bir şey var. İsmail Hoca'nın maç sonu demeci. Maç sonu demecinde 5 golle kazanmış bir takıma diyor ki ya biraz pozisyon verdik. Evet. Bunu da hep beraber oturup konuşacağız diyor. Evet. Yani bunun da farkında. Ben dediğim gibi programın başında Cengiz'i överken hakikaten bu maçı Cengiz'in aldığını düşünüyorum. Çünkü maçın geneline bakarsan bir 25-35 arası, hatta biraz daha geniş bir periyot. Belki de yani 10 dakika değil 20 dakikalık. Belki 20 dakika İstanbulspor gibi takıma karşı pozisyon verdik. Topu verdik. Topu verdik. Ha, bugün Cengiz haricinde çok aman aman oynayan futbolcu var mıydı? Yok. Değil mi? Aman aman yok. Yani belki Ferdi bile o müthiş performansının gerisindeydi. Onun için yani bu Cengiz'in dün hakikaten maçı tek başına aldığını söyleyebiliriz. Evet. Evet. Yani bir de 1-1 olduktan sonra hemen geldi o gol. Evet. 2-1 oldu. Evet, sıkıntıya girer miydi, girmez miydi? Girmez ya, yine alırdın yani maçı bir şekilde. Maçı, bu her türlü alacağımızı hissettiren maçtı. Evet ama ne olursa olsun yani tam zamanında geldi gol. Evet. Rahatlattı bizi. O açıdan evet. Cengiz'i tekrar üstüne basa basa söyleyelim. Gedik yatırımada haftanın güven veren performansı Cengiz'i seçmiştik. Teşekkür edelim. Fenerbahçe Futbol A takım resmi sponsoru Gedik Yatırım 30 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye'nin en tecrübeli aracı kurumlarından. Siz de istediğiniz yerden dakikalar içinde görüntülü görüşmeyle Gedik Yatırım'da hesap açabilir ve yatırımlarınızı güvenli ellerde değerlendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamada yer alan linke tıklamak. Gedik Yatırım'a spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Sana bir soru sorayım hemen burada. Şimdi 5 oldu, 5 gollü galibiyet. Güzel, kazasız belasız atlattık geldik ama çok rahat 7-8 olabilecek bir maçtı. Sence biraz laubalilik mi vardı kaçırdığımız gollerde? Daha çok beceriksizlik mi diyorsun sen? Şimdi mesela ilk gol, bu arada ben de bir şey söyleyecektim. Bu güven veren performans Cengiz seçtik. Ama bana Mert Müldür de güven verdi dün. Evet. Mert Müldür'ü ben Cengiz gibi beğendiğim oyunculardan biri. Şimdi Sassuolo'daki milli takımdaki ofansif katkısı bize de dün gösterdi. İlk Ceko'nun kaçırdığı topta çok güzel bir tek pası var. Ceko'nun attığı golde asisti var. Sonra bir tane penaltı pozisyonu verilmeyen penaltıda ceza sahasına girişi var. Yani çok güzel ofansif katkılar verdik. Yani dün Cengiz'den sonra ikinci sıraya da Mert Müldür'ü koyarım. İlk devrede de özellikle tam benim önümde oynuyordu. Çok güzel koşular gösterdi. Yani o kadar güzel gitti geldi. Bazılarında topla buluşamadı, vermediler. Ha, maç içerisinde birkaç pas hatası oldu mu? Oldu. Bir iki pozisyon hatası da oldu. Ama bu kadar uzun süredir oynamayan bir oyuncu da o kadar normal yani ki. Ben Mert Müldür'ün şimdi Osayi'nin yokluğunda 2 maç 3 maç üst üste oynadığında formayı Osayi'ye kolay kolay vermeyeceğini düşünüyorum. Bu arada Mert Müldür şimdi bu sezon bu noktada olmamızın başlıca sebebi kurduğumuz kadro. Ne dedik? Son 6 senedir işte yeni yönetimden geldiğinden beri ilk defa çok iyi kadro kurduk. Osayi İrfan oynuyor. Harika bir sağ kanat. Mert Müldür Cengiz. O da harika. O da harika. Yani şimdi Mert Müldür Cengiz mi? Osayi İrfan mı? Bir maç daha böyle oynasınlar. Mutlaka tartışılacaktır. O anlamda alternatifimizin olması, çünkü şimdi bir Freddy alternatifsizliği var. Bir Dzeko alternatifsizliği var. Stoper'de de biraz hani şimdi stoper'de gelecek, o da kapanacak. Yani bu sezonki kadronun çok büyük farkı var. Şimdi senin soruna gelince. Beceriksizlik mi? Şimdi Dzeko bu tip goller kaçırıyor. Dzeko enteresan goller atıyor. Müthiş goller atıyor ama maç içerisinde her maç bir tane, 2 maçta bir tane de kaçırıyor. Dün de kaçırdı. %100 kaçırdığı goller var. Goller var. Onun dışında çok önemli pozisyon kaçırdığımız hangisini söyleyeceksin? Yani Ferdi ile var, Batshuayi ile var. Batshuayi'nin var. İsmail'in kaçırdıkları var. İsmail'in bir tane veremediği bir top var. Kendisi gideceğine pas vermeye çalıştı, olmadı. Vallahi laubalik mi dersen, şimdi Batshuayi'ninkine laubalik diyebilirim. Çünkü Batshuayi'nin tarzında biraz o rahatlık var. Ama Ceko'nunkine demem. Dzeko bu golleri kaçırıyor. Bence Cengiz'le oynadıkça Ceko'nun daha çok pozisyona gireceğini düşünüyorum. O sert ortaları, o kavisli ortaları müthiş yapıyor Cengiz. Ve bunu Roma'da da beraber yapmışlar çok. Çok pozisyon hazırlayıp çok gol attırabilir Ceko'ya. Bir tane attırdı zaten değil mi? Samsun deplasmanı mıydı? Samsun deplasmanında attırdı. Samsun deplasmanında attırmıştı. Çok attıracak da. O ikilinin uyumu çok önemli. Ama ben özellikle Fred'in Konya maçıyla beraber geri dönüşünü çok önemsiyorum. Yani burada saydığımız bu 5 futbolcunun 4'ü oynayacak da yani Fred 1 numaraya yazılabilecek bir oyuncu. Mesela Fred'in varlığı ile Tadiç'in de performansı artacak bence. Ya Tadiç'i konuşalım. Tadiç sezona çok iyi başlamıştı. Hele o Zimru maçını hiç unutmayacağım. Müthiş bir performanstı. Şimdi ben Tadiç'in kötü oynadığı maçlarda dahi öyle bir pas atıyor ki, öyle bir oyun görüşü var ki ve zaman zaman maç sıkıştığında o kalçasını koyup topu tutup Ferdi'ye yaptığı servisler filan, yani ben çok önemsediğim futbolcu. Şimdi Tadiç'le ilgili kötü performans gösterdiğini, bir düşüşte olduğunu kabul ediyorum. Ama biraz önce söylediğim gibi Tadiç'i kazanmak şart. Yani Tadiç bu takımın liderlik yapabilen, Ceko'yla birlikte 2 oyuncusundan biri. O pas bağlantısında da bir sıkıntı görmüyorum ben bu arada. Yani Ferdi Tadiç bağlantısı işliyor. İşlemeye devam ediyor yani. Ama dediğim gibi o oyun gitmeli gelmeli olunca yani sen Tadiç'i çok fazla geriye koşturamazsın. Ne kadar oyunu rakip ceza alanına yığarsan Tadiç'ten o kadar çok verim alırsın. Peki penaltı meselesi? Penaltı meselesini konuşalım. Şimdi Tadiç'le ilgili iyi şeyler söyledim. Tadiç'i seviyorum, beğeniyorum. Fakat Tadiç'e dün kızdım. Çünkü lidersen dün liderlik o penaltıyı Cengiz'e bırakmayı gerektirir. Yani 4 tane gol atmış bir oyuncu var. Büyük ihtimalle tribündeki herkes, ekran başındaki herkes, hepimiz dedik ki bu penaltıyı Cengiz atsın. Bunu düşünmeyen 2 kişi vardı. Biri Tadiç, biri İsmail Hoca. İsmail Hoca da müdahale edebilirdi belki. Ama asıl Tadiç'in orada bırakması lazım. Yani ben 4 tane gol atmış. Bir de Dzeko var. O da gol kuralına gidiyor. Yani maç 5-1. 5-1 olan bir maçta ben bunu Ceko'ya bırakmayı veya Cengiz'e bırakmayı, Tadic kalitesindeki, Tadic tecrübesindeki bir oyuncunun yapmasını beklerdim. Peki attı. Sonuçta o gitti penaltı noktasına, aldı ve attı. Şu topa doğru gelirken yavaşlama, o adımlama meselesi nereden çıktı bilmiyorum. O işe başladığından beri bu sıkıntıları var Tadic'in. Yoksa yoktu daha önce. Evet, bir de kötü penaltı atıyor. Yani o dediğin gibi yavaş yavaş gelmekle beraber topu attığı nokta da kalecinin kurtarabileceği yere atıyorsun. Yani topu yan ağlara atarsın Alex gibi. Kaleci çıkaramaz. Veyahut çok sert vurursun. Eskiden Hami Mandıralı vururdu hatırlarsan. Öyle vurursun. Kaleci çıkaramaz. Burada attığın mesafe, yani şu kadar yüksekliğe atıyorsun. Kalecinin çok rahat plonjon yapabileceği bir yere atıyorsun. En kenara da atmıyorsun. Kaleci çıkarabilir. O yavaş yavaş gelmenin amacı ne? Kaleciyi yatırmak değil mi? Evet. Kaleci yatsın. Evet. Sen de öbür tarafa rahat rahat at. Zaten, ama yatmıyor kaleciler zaten artık. Dikkat et. Kaleciye bakıyor. Topa bakmıyor. Tabii. Bence o da problem. Ya ben penaltı atarken önce kaleciye bakarsın. Bakarsın ki ama topa vururken topa bakarsın. Açıkçası artık nereye atacağını biliyorsundur. Orayı kestirmişsindir. Otomatik olarak o topa bakarsın ve topu oraya atarsın. O kaleciye bakıyor. Yani kaleciye bakarken topa vurmak da kolay değil. Ya benim açıkçası Tadic'in penaltıları atmasıyla alakalı bir sıkıntım yok. Atmaya devam edebilir. Ama şu minik minik adımlayarak gelme tarzından vazgeçip eski haline geri dönsün. Bir tek onu istiyorum ben. Peki Galatasaray maçı deplasman, maç 1-1. Dakika 67. Evet. Penaltı oldu. Evet. Tadic mi atacak? Orada zaten atış stilinden çok tecrübe giriyor devreye. Çelik gibi sinirler giriyor devreye. Yani liderlik giriyor devreye. Yani birçok futbolcu atmak istemeyebilir bile. Atamaz. Dizleri titrer. Öncelikle dizleri titremeyen adamın atması lazım. O da işte Tadic veya Ceko. Tabii. Evet. Peki maçla ilgili başka söylemek istediğin, yani sonuçta iyi bir galibiyet. Evet. Şunu görüyoruz zaten bu sezon. Bizim kolay kolay diğer maçlarda puan kaybetmeyeceğimizi bu sezon gösteriyor. Yani bugün çok iyi giden bir Rize'ye de 5 tane attık. O anlamda işte Galatasaray maçı sezon sonunda çok önemli. Onun haricinde bir Beşiktaş maçı var ki biz Beşiktaş'ı deplasmanda oynadık. Bu sefer içeride oynayacağız. Rakibimize göre orada bir avantajımız var. Evet, bir Trabzon deplasmanımız var. Trabzon biraz toparlayacaktır. Galatasaray'ın da Trabzon deplasmanı. Adana Demir'le deplasmanda oynadık. Onu da içeride oynayacağız. Galatasaray deplasmanda oynayacak. Gibi bu 2-3 tane maçın belirleyici olacağını düşünüyorum. Bu arada Galatasaray'ın önümüzdeki haftaki 3 maçının Ocak sonuna kadar, yani Ocak ortasına kadar, Sivas'a gidiyor çarşamba günü, perşembe günü. Evet. Ondan sonra içeride Kayseri'yle oynuyor. Evet. Sonra Trabzon'a gidiyor. Bize göre daha zor. Zor bir fikstürü var. Bu 3 maçtan 9 puan alamayabilir gibi duruyor. O yüzden inşallah Ocak ayında bir arayı açma şansımız var. Bir şekilde alıyorlar ama ya. Yani o da Ali Şansalan ittiriyor, Zorbay Küçük ittiriyor, o ittiriyor, bu ittiriyor derken alıyorlar bir şekilde. Kötü oynayıp da alıyorlar. Dün gene %100 verilmeyen bir faul var golden önce. Bu arada golden önce faul olabilir, verilmeyebilir. Ama yan hakemin, dördüncü hakemin ısrarla, yani Hakan Keleş'in hocanın söylediği doğruysa ki doğrudur diye düşünüyorum. Yani 4 kere uyardı diyor, faul diye diyor. Ali Şansalan bunu duyup tamam deyip devam ettirip golü veriyor. Yani anlaşılmaz hareketler değil mi bunlar kaptan? Biz Ali Şansalan'ın nasıl maç yönettiğini unuttuk. Çünkü bizle alakalı en son yönettiği maç biliyorsun Trabzon'da bizden şampiyonluğu çaldığı maç. Kim Min-jae'yi attığı maç. O gün bugündür de Fenerbahçe maçı yönetemeyen bir Ali Şansalan var. Evet. Ama bu Ali Şansalan işte FIFA kokartı takıyor. Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri olarak gösteriliyor. Yukarıya çıkartılıyor, destekleniyor, arkadan ittiriliyor. Demek ki bazı görevleri doğru yerine getiriyor. Bu kadar ödüllendirildiğine göre. Zaten bütün iş bu ödüllendirme mekanizması üzerinden yürüyor. Bak, hakemliği bitirilenler var geçtiğimiz hafta içerisinde. Evet, düşürülenler var. Düşürülenler var. Yani Mete Kalkavan'ın hakemliği bitti. Niye? Niye bitti? Çünkü bir Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Fenerbahçe lehine karar verdiği için hakemliği bitirildi. Halbuki adamın verdiği karar doğru. 2 tane golünü iptal ediyor Trabzonspor'un. İkisi de faul. Bütün hakem hocaları %100 faul olduğunu söylüyor. Penaltıyı tekrar ettirdi. Evet. O da doğru. Evet. Evet, Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıdan önce Tadic'in rakibin formasından çekmesi var. Evet. Ama Szymański'nin verilmeyen penaltıları da var. Yani, çok... yani dolayısıyla yani hakemliği bitirilecek bir şey kesinlikle değil ki yapmış olduğu VAR koltuğundan yapmış olduğu müdahalelerin de çoğu doğru. Evet. Ne oldu? Mete Kalkavan'ı yediler. Bu Futbol Federasyonu'nda oturduğu yerde buna göz yumdu. Diğer hakemlere mesaj gitti. Bak söz vermiş zaten Futbol Federasyonu, onu Trabzon Başkanı açıkladı. Hüseyin Göcek'in hakemliği bitti. Bu arada Hüseyin Göcek'ler, Mete Kalkavanlar Fenerbahçe'nin senelerdir şikayetçi olduğu hakemler. Mete Kalkavan dediğin hakem her yönettiği iki Fenerbahçe maçından birinde Fenerbahçe puan kaybetmiş. Fenerbahçe'ye yarayan bir hakem değil. Hüseyin Göcek niye gitti? Karagümrük maçında Samet'in penaltı pozisyonuyla aynı maçta Szymański'nin de verilmeyen penaltısı var yine çizgi üzerinde. Evet. Niye Arda kardeşleri uyarmamış? Bitirdiler adamını. Bunların hepsi bütün diğer hakemlere mesaj. Dün Volkan Bayaz'dan deniliyor ki İstanbulspor maçında Fenerbahçe'nin bir penaltısını vermedi. Bir de Emre Mor'a yapılan kırmızı kartı vermedi. Ben buna katılmıyorum. Fenerbahçe'nin iki penaltısını vermedi. Hem İsmail Yüksek'e yapılan hem Mert Müldür'e yapılan. Evet. Şimdi maç 5-1 bitti diye çok fazla konuşulmuyor bunlar. Ama hakemleri de bir yere kadar suçlayabiliyorum. VAR hakemini çok eleştirdiler. Pendik maçında o yine 5-0 iken Ferdi'ye yapılan penaltıyı uyarmayan da aynı VAR hakemi dediler. Evet. Ya nasıl versin bu hakemler? Fenerbahçe lehine karar verdiklerinde cezalandırılıyorsun. Cezalandırılıyorsun. Bu adamlar da ekmek yiyor bu işten. Ne yapsın? Sen kendini o hakemlerin yerine koy. Evine ekmek götürüyorsun. Bu hakemlikten para kazanıyorsun ve şu mesajı senin Futbol Federasyonu'nun ve MHK'ın sürekli pompalıyor. Fenerbahçe lehine karar verirsen cezalandırılırsın. Maç yönetemezsin. Hatta hakemliğin bile bitirilebilir. Ne yaparsın sen olsan? Hakemliğe devam etmek istiyorsam mecburum lehine karar vermemeye. Aynen. Bu kadar basit bu iş. Bu kadar basit bu iş. Ama ama bakıyorsun Okan Hoca şikayetçi hala. Ya ne diyorsun dünkü maç sonu demeçlerine? Bir kere şeye üzüldüm. Yani bizim maçta Icardi'ye yok direğe itildi, yok şöyle yapıldı, yok yumruk atıldı falan denmesine. Ben bu arada Galatasaray'la Icardi'de bir şeyler oluyor orada. Yani bu Icardi'nin olmaması. Bir de bir Okan Buruk'un galiba bir medyaya yansıyan bir şeyi olmuş, bir görüntüsü var. Hmm. Icardi gelmedi mi diyor antrenman. Demek ki Icardi'nin gelmesi bekleniyordu da gelmedi gibi. Ben Icardi ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunu da hani Fenerbahçe maçında ona yapılan darbeler, ona çok sert oynanmasından kaynaklandığını da düşünmüyorum bunun. Ne oldu? Bence yakında da ortaya çıkacaktır. Ama ben de garipsedim dediğim gibi. Şimdi açıklamalarında şunu söylüyor Okan Hoca. Ortalığı karıştırmak isteyenler olabilir. Bunlar ucuz taktikler gibi. Deyip hemen ardından diyor ki Icardi'ye yumruk attılar, direğe ittiler diyor. Ucuz taktikler diyor, direğe ittiler diyor. Yani aslında kendi kendine de tarif ediyor Okan Hoca. Görüntüyü görelim, iten var mı bakalım. Ya kendi kendini tarif ediyorsun. Hocam yapma bunu, bak şimdi. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde artık kaç yaşımıza geldik? Senelerdir ne gerginlikler gördük, ne demet savaşları gördük. Yani hakikaten birbirlerinin sinir uçlarıyla oynayan yöneticiler gördük. Kızdık, ettik, öfkelendik değil mi? Bu işin içinde bu var. Ama yalan olmamalı. Yalan başka bir şey. Sen resmi sitenden Icardi'nin fotoğrafını koyuyorsun ve penaltıya atıfta bulunuyorsun. Diyorsun ki sizin yerinize biz utandık diyorsun. Ya bunu yapmayın. Lale Orta gitti Ali Koç'a görüntüleri gösterdi demeyin, görüntüleri attı demeyin. Her şeyi yapalım. Gerginlik bu işin doğasında var. Ezeli rekabet varsa gerginlik de var, demet savaşları da var. Muhakkak. Ama yalan olmasın lütfen. Kaptan şey ne diyorsun? Bu hafta içinde bir Selçuk İnan'ın bir programda bir açıklamalar olmuş. Bizim diyor antrenmanlarda diyor Burak Yılmaz diyor Umut Bulut'a diyor yer atlamayı, penaltı almak için diyor yer atmayı kendisini gösterirdi diyor. Onun çalışmaları yapılırdı diyor. Umut Bulut da bir şey. O konularda biraz zayıf kalıyordu hakikaten. Bir çalışması lazımdı biliyorsun. Bir çalışması gerekiyordu. En iyi öğretmen de bu konuda Burak Yılmaz. Doğru öğretmene gitmiş yani. Evet. Sen şimdi çocuğuna ders aldırırken en iyi hocadan ders alsın istemez misin? Başarılı olması için. İstersin. O da en iyi hocaya gitmiş. Doğrusunu yapmış. Hakikaten çok yapmıştı. Peki transfer? Stoper. Benim önceliğim stoper. Perşembe günü başlıyor. Yağız'ın da programları, başta Yağız olmak üzere bizim kanalda işte Ersin olsun, Sercan olsun, Ertan olsun hep beraber programlar yapmaya başlayacaklar. Orada dün Yağız'la konuşuyordum. Bu stoper konusu en çabuk bitirilmesi planlanan stoper, dediğin gibi. Çünkü stoperin bir aciliyeti var. Evet. Burada birinci hedef Savic diyebiliyorum. Şimdi Bonucci konusu dün çıktı. Bu Savic'in 4 milyonluk bir maaşı var. Evet. Bu maaşın yüksek olduğunu düşünüyor başkan, ki bunu zaten bir televizyon programında söyledi. Hı hı. Burada Savic'le bir şekilde bir indirime gittiği takdirde, hı hı, Savic öncelik. Evet. Şimdi Bonucci'ye göre Bonucci 37 yaşında, Savic 33 yaşında. Evet. Bugün de doğum günü. 8 Ocak doğum günü, bugün de 8 Ocak. Aynen öyle. Baktık seninle beraber. Savic'in Dzeko ile arası çok iyi. Dzeko ile sürekli konuşuyorlar. Yani Savic'i ben Bonucci'yi de bu arada isterim. Yani şimdi Bonucci, kariyer olarak baktığında Bonucci tabii. Bonucci de yani 10 sene mi oynadı? 12 sene mi oynadı? Kaç sene oynadı Juventus'ta? Ama o efsane işte, o özellikle Conte'nin teknik direktörü olduğu dönemde Chiellini ile Barzagli ile beraber o üçlü defansta, evet, acayip oynadılar. Yani. Hakikaten. Yani Bonucci isminin de Fenerbahçe formasını giymesi benim hoşuma gider. Tabii çok önemli isim. Yani, evet, yani bir marka. Bonucci. Yani o dönemde dünyanın en iyi 5 defans oyuncusunu say deseler herhalde Bonucci'yi sayarlardı, tabii, değil mi? Tabii. Aynen öyle. Ama işte yaş olarak baktığında da Savic'le daha uzun vadeli bir birlikteliğin olabilir. Bence ikisi de iyi isim ya. Hangisi olursa olsun. Ama çabuk olsun. Ama olsun ve bir an önce olsun. Cico'nun yokluğunda, Beckham'ın yokluğunda hani bir an önce gelmesi önemli olur. Bakarsın Perşembe günü transfer sezonu başlıyor. Bakarsın hafta sonu tak diye Pazar günü Antep maçına çıkabilir. Çıkmalı da. Çünkü bak, biraz önce çok güzel ifade ettin. Yani büyük maçlardan geçiyor bu sene. Evet. Bizim maalesef kötü bir alışkanlığımız var. Hiç beklenmedik maçlarda puan kaybederiz ve o yüzden şampiyonluk gider. Evet. Fenerbahçe'nin başına çok gelmiştir. Ama bu sene öyle gözükmüyor. Bu sene puan kaybı çok az. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da kaybetmiyor. Hata yapma lüksümüz yok. Yani o maçlardan, kolay gibi gözüken maçlardan bir hata, bir kırmızı kart gördü, bir penaltı yaptırdı, bitti, maç bitmesin. Bitti. Bir anda geriye düşersin. Bonucci tecrübesi, Savic tecrübesi de bu anlamda büyük katkı verir. Bence iyi oyunculara gitmişiz ya. Yani ismi geçen oyuncular, evet, doğru oyuncular. Nokta transfer. Yani nokta hemen katkı alacak. Genç bir isim alalım da 2 sene sonra, 3 sene sonra, yani bir Osterwolde transferi gibi transferdense, ya tutarsa değil de daha böyle net bir transfer gidiyor. Krunić ile ilgili de Krunić'in arada bir fark olduğu doğru. Ama o fark azalmış durumda. O Krunić de masadan kalkılmış falan değil. Yani Krunić ısrarla istediğimiz bir oyuncu. Orada yani çok büyük bir fark da yok arada. Yani €1-1,5 milyon falan bir fark var. Yani orada bir anlaşma olabilir gibi hissediyorum ben Krunić ile ilgili. Şimdi Fenerbahçe'nin sadece bu sezon özelinde değil, yani son birkaç sezondur hedef oyuncuya gidiyor ve hakikaten maliyeti düşürene kadar da bir pazarlık süreci geçiriyor. Bunu kulüp menfaatleri doğrultusunda yapıyor Fenerbahçe ve doğrusunu da yapıyor. Evet. Sonra yani o yüzden ben haksız görmüyorum. Şimdi bir pazarlık süreci sonrasında €1 milyon, €1,5 milyon düşürebileceksen eğer o bonservis bedelini, Allah bereket versin, az para değil bu konuştuğumuz paralar. Tabii. Özellikle 6 numara transferinde bir hafta geç olsun. Boşver, İsmail'imiz, Crespo'muz var bizim orada. Bir hafta geç olsun. Ama en iyi şartlarda olsun. Stoper konusunda biraz daha böyle elimizi çabuk tutmamızda yarar var sanki. Peki kaptan, biz geçen hafta Süper Kupa'dan sonra program yapacaktık. Maç ertelenince yapmadık. Evet. Süper Kupa'nın ertelenmesi. Üstüne Ali Koç'un, sevgili başkanın açıklamaları. Evet. Bunların hepsini konuşalım. Süper Kupa'nın ertelenmesi. Ben fikrimi sana söyleyeyim. Ben kamuoyunda konuşulduğu kadar Suudileri bu işte suçlu görmüyorum. Şimdi burada bir kere maçın Suudi Arabistan'da oynanması baştan bir hataydı. Evet. Bunu kulüplerin kabul etmesi, burada kulüplerin suçu var. Evet. Niye suçu var? Çünkü ikisinin de divan kurulunda bu işin istenmediğine dair net bir şekilde beyan edildi. Ama ona rağmen kulüpler herhalde bir para kazanılacak diye elbette bunu istediler. Evet. Burada gittiğimiz ülke bu anlamda şimdi Atatürk'ün posterini veyahut da tişörtüne daha sıcak bakan bir ülke olsaydı bir problem olmazdı. Ama Suudi Arabistan'da bu problemin çıkabilme ihtimali zaten vardı. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan Suudilerin hakkı olduğu taraf, sen bir hafta önce, 2 hafta önce gidersin. Her şartı konuşursun. Uymadı mı? Yapmazsın maçı. Sen 1 gün kala, 2 gün kala ek şeyler istiyorsun. Bir kere burada bir hata var. Bunun üzerine bunu federasyondan istiyorsun. Federasyon da bunu okeyletmeden seni oraya çağırıyor. Evet. Federasyonun en büyük suç federasyonda. Federasyonun bunu okeyletmesi lazım. Yani federasyon biraz şey yapmış. Ya hadi gelin orada hallederiz gibi. Böyle yani aynen, çok böyle mahalle maçı yaparken aynen yaptığımız usulü yapmış. Hallederiz abi. Hallederiz abi, gelin oraya demiş. Ondan sonra da halledememiş. Ondan sonra da bu işin zaten sosyal medyada yayılması, Türkiye'de bu kadar yankı uyandırmasından sonra herhangi bir kulüp başkanının da orada çıkıp o maçı oynatma ihtimali yoktu. Yok. Abi soyunma odamıza girmişler. Evet. Pankartı almışlar. Çıkıp oynayabilir misin? Mümkün mü böyle bir şey yani? Evet. Çünkü senin yani soyunma odan senin yatak odan ya. Olacak iş değil. Yani bu arada bütün bu işi de Ali Koç'a yıkma stratejisi de son derece ayıp. Burada ben Galatasaray'dan da başlama beklerim. Ya biz bu kararı beraber aldık. Hayır, bu maçın burada oynanması Ali Koç'un kararı değildi deyip bildiklerini söylemeleri lazım. Benim en çok takıldığım nokta orası zaten. Ben oraya takılmış vaziyetteyim. Niye bunu pompalıyorlar diyorsun değil mi? Ya şimdi maç oynanmadı. Takımlar Türkiye'ye geri döndüler. Evet. O geceki atmosferi hatırla. Taraftarlar havaalanına gitti. Kahramanlar gibi karşılandılar. Bir duruş sergilediler değil mi? Ve her iki takım başkanları, camialar evet övgü aldılar. Genel hava buydu. Sen %50 övgüyü hep beraberce alıyorsun. Övgü kısmında berabersin. Evet. Ertesi gün bir anda fotoğraf değişiyor. Bir linç kampanyası başlıyor. Yergiler, eleştiriler, medya, köşe yazarları, gazeteler, yorumcular Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye saldırıyorlar. Saldırı kısmında bir tek Fenerbahçe var. Evet. Galatasaray yok. Övdü de. Övgü kısmında %50'sin. Linç kısmında sadece Fenerbahçe. Bak bu aslında o kadar güzel bir örnek ki. Türk sporunda, Türk futbolundaki ortamı çok güzel açıklıyor bize. Evet. Biz seninle koşu yarışı yapıyoruz. Senin kucağında 20 kiloluk bir gülle var, onunla koşuyorsun. Sen Fenerbahçesin. Biz seninle boks maçı yapıyoruz. Ama senin bir kolun bağlı. Sen Fenerbahçesin. Fenerbahçe bu şekilde mücadele ediyor Türkiye'de. Çok güzel gösteren bir örnek oldu aslında. Anlayan anlamıştır. Başkanımızın çıkmış olduğu programda Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar demesinin sebebi de bence bu. Artık isyan ediyor adam ya. Bu haksızlığa, bu adaletsizliğe isyan ediyor. Çok son derece insani. Söylemesi doğru mudur, yanlış mıdır orası tartışılır. Yani takım şöyle, üzerinde, evet, camia üzerinde negatif bir etkisi olur mu? Negatif olacağı kadar pozitif de etkisi şöyle olabilir. Belli olmaz o. Orada o açıklama yaptıktan sonra futbolculara gidersin, onu kapalar ardında dersin ki bak ben böyle konuştum ama siz oyununuzu oynayın. Biz bu sene şampiyon olacağız. İşin öbür tarafını ben halledeceğim. Ben bu şekilde yapılan haksızlıklara karşı elimden geleni yapacağım. Siz yeter ki sahada performansınızı gösterin dersin. Evet. Ama bu açıklamalarında Ali Koç'un sence Ali Koç başkan olduğu zaman olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. Peki Aziz Yıldırım başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon yapacaklar mı? Yarın Saadettin Saran gelirse Fenerbahçe şampiyon yapacaklar mı? Ferit Şahenk gelirse Fenerbahçe şampiyon yapacaklar mı? Evet. Yani burada İsim Ali Koç olduğu için mi? Fenerbahçe başkanı olduğu için mi? Fenerbahçe olduğu için. Fenerbahçe'nin yani biz bu sistemi bir dönem çok sıkı yendik. Evet. Üstüne ne oldu? 3 Temmuz oldu. Yani burada aynen senin dediğin gibi biz şampiyon olabiliriz. Her şeye ve herkese rağmen. Her şeye ve herkese rağmen bir dönemde bunu çok iyi ispatladık. Evet. Bir dönemde 2004 ile 2011 arası domine ettik. Ondan sonra üstüne 3 Temmuz oldu mu? Oldu. Yani o yüzden bizim gene bunu yapabilecek gücümüz var. Her şeye rağmen bunu yapabiliriz. Bu kadroyu kurduğun zaman da, evet, bu taraftar desteğinde bu derece aldığın zaman da kolay kolay da vereceğimizi düşünmüyorum bu sene. Zaten o mücadeleyi verebilmenin ön şartı iyi kadro kurmak. Evet. İyi kadro kurmadığın sürece zaten seni yarış dışında bırakmaları çok kolay oluyor. Evet. Biz bazen kendi kendimizi yarış dışında bırakıyoruz. Kaptan 2017-2018 sezonu şampiyon olduk mu? Olamadık. Niye olamadık? Taraftar desteği tam mıydı? Yok, boş tribünler. Boş tribünler. O kucağımızda gülleyle gitme var mıydı? Olmaz olur mu? İki Galatasaray maçında verilmeyen pozisyonlar. Olmaz olur mu? Kadroda müthiş bir... Bu sezondan daha iyi bir kadro değildi. Değildi. O zaman olamayabilirsin. Evet. Ama bu sene kadronda var. Taraftarın sonuna kadar arkanda. O yüzden o üçüncü olumsuzu yenebilirsin. Yenebilirsin. Ama üçü birden olmadığında, iki tanesi olmadığında şansın yok. Ama biri olmadığında şansın var. Evet. Birlik beraberliğimizi bozmayacağız. Sonuna kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Bir tanesi eksik kaldığı anda gidersin. Gidersin. Tepetaklak olursun. Bak bir hafta içerisinde ne olduğunu şaşırırsın. Hani o Ersun Yanal sezonunda şampiyonluğa gidiyorduk. Müthiş top oynuyorduk. Tak tak tak. Evet. 3 maç üst üste doğradılar ya bizi. Evet. Ne olduğunu bile anlayamazsın. Abi bakmışsın 8 puan önünde Galatasaray. Evet. Nefes bile aldırmamamız lazım. Peki. Son olarak basketbol. Erkek basketbol, kadın basketbol. Kadın basketbolda kupa geldi. Harika bir kupa geldi. Evet. Mersin'i 79-76 mağlup ettik. Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi olduk. Arka arkaya kaç maç oldu? Yani araya bir asfalt mağlubiyeti girdi ama. Asfalt mağlubiyeti girdi, doğru. Ya, kadın basketçilere büyük haksızlık ediyoruz biz ya. Ya o kadar kolay gibi gösteriyorlar ki bize. Habire kupa alıyorlar. Habire müzeye kupa giriyor o şubeden. Biz de diyoruz ki ama zaten favorisin. Rakiplerde bir şey. Hayır, yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Çok büyük iş yapıyor bu kızlar. Şimdi son 2 hafta içerisinde ligde bu Çukurova'yı kendi evimizde çok rahat yendik. Galatasaray'a gittik, deplasmanda yüzledik. Evet, 20 sayı fark attık. Geldik üst üste bu maçların oynandığı dönemde, çok zorlu bir fikstürde Çukurova'yı yendik. Bak kimse konuşmuyor. Rakibimizin bir tane devşirme oyuncu avantajı var şimdi. Rotasyonun bu kadar daraldığı bir oyunda. Quanitra Hollingsworth'le oynuyorlar Türk statüsünde. Takımın en iyi oyuncusu. Evet. Sende yok. Senin Kia Stokes'un ameliyat oldu. Bir de geçen sene Avrupa şampiyonu olan takımımızdan o kadar önemli oyuncular gitti ki. Brian Stewart yok şu anda. Satu Sabali yok. Çok önemli bu mu NBA oyuncuları, evet, bunlar. Evet. Van der Sloot vardı. Son dönemde getirmiştik. Büyük tecrübeydi. Gitti. Satu Sabali gelecek ama değil mi? Yok, Satu Sabali Çin'de. Gitti o. Gitti mi? Ha, gitti o. Yakupova gibi bir önemli oyuncuyu kaybettik. Kaptanımız Olcay'ı kaybettik. Yerine yeni oyuncularla doldurduk ama daha düşük bütçeyle yine büyük işler başarıyor bu şube. Evet. O yüzden lütfen ama lütfen kızların başarmış olduklarını değersizleştirmeyelim. Çok büyük işler yapıyorlar. Evet, işte bu erkek futbolda şampiyonluk gelmedikçe diğer branşlar biraz hep başarıları göz ardı ediliyor ya. O durumdan biraz muzdarip. Ya olmaları şey normal olduğu için geçen hafta program yapamadık. O yüzden bir sene sonu bilançosu yapamadık. Halbuki kadın voleybolda da ligi lider bitirdik. Avrupa'da gümbür gümbür devam ediyoruz. Hı-hı. Erkek voleybol bir Halkbank mağlubiyeti geldi ama iyi gidiyoruz, Avrupa'da devam ediyoruz. Kadın futbolda da lider olduk bu arada. Evet. Kadın futbolda lider olurken enteresan bir şey oldu. Son hafta Galatasaray rakibimiz ALG'ye yenildi. Puan puana geldik. Erkek futbolla aynı durumdayız. Puan puana, arkasındaki rakiplerle de puan farkı oluştu. 7 puan fark var. ALG deplasmanında Galatasaray'ın, bak sen de bilmiyorsun bunu, ilk defa duyacaksın. Evet. Maçın bitiminde büyük bir kavga çıkıyor. Ve bizim 80'li yıllardaki Samsun maçı vardır ya meşhur. Saha ortasında futbolcu kovalamaya varan. O derece. O derece bir meydan kavgası çıkıyor. Ne bir sevk var, ne bir ceza var. Nasıl mücadele edeceksin? Anlatsana bana. Niye yok? Niye yok? Gözlemci raporuna mı yazmadı? Hasıraltı mı edildi o rapor? Ne oldu? Biri çıksın açıklasın. Tabii bunlar hep futboldaki karmaşanın içerisinde göz ardı ediliyor belki ama sen orada çok önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyorsun. En önemli rakibin de çok büyük olaylara karışıyor maç sonu. Ha, benim bu söylediğimde yanlış bir şey varsa, hayır o maç sonunda hiçbir şey olmadı diyen varsa çıksın söylesin. Ben görüntüleri izledim. Saha içinde kovalamaca var. Büyük olaylar var. Şu ana kadar da verilmiş hiçbir ceza yok. Çıksınlar, takip etsinler. Peki. Kaptan, son olarak Fenerbahçe Beko. Bu hafta 2 tane çok kritik maç var. Yani asıl Partizan maçı yarın akşam Obradoviç geliyor. Perşembe'de Bayern Münih var. 2 maç içeride. Bu 2 maçı da kazanıp Jaskiewicz'in durumunu, iyi giden Jaskiewicz'in dönemine devam ettirmemiz lazım. Aradaki Kızıldız maçı çok sinir bozucu oldu. Ya, hakikaten çok canımı sıktı. Niye oldu? Ya 10 sayı 11 sayıda öndeydik. Niye oldu? Çok kötü bir 4. çeyrek oynadık. 3. çeyrek de öyle. Sebebini yani Pierre'in yokluğuna bağlayanlar var. İşte bir türlü iyi hücum edememeye bağlayanlar var. Ben bir genel coşku eksikliği hissettim o maçta. Yani diğer maçlardaki gibi coşkulu değildi takım. Sanki biraz ya biz 4 maç üst üste kazandık EuroLeague'de. Bu maçı da bir şekilde götürürüz gibi. Sen biraz küçümseme gördüm ben. Evet, o hissiyat olabilir. Ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Yani biz sen ne zaman rakibi küçümseyebilirsin? Çok yıldızlarla dolu bir kadron olur. Ya ben %100'ümü vermesem bile sahada benim yıldızlarım çıkar bu maçı alır dersin. Evet. Biz öyle bir takım değiliz. Bizim savunma yapmamız şart. Şart. Şart oldu şart. Evet. O savunma düştüğü anda Kızılyıldız maçındaki gibi olursun. Yani zorlanırsın. Kızılyıldız demişken o Kızılyıldız taraftarını gördün mü? Çok acayip değil mi? Yani peki bizim taraftarı da konuş o zaman. O salonundaki atmosfer çok can sıkıcı. Ya şimdi aslında bir şeyler yapıldı. Şimdi geçen sene ne diyorduk? O sarı tribünün geri gelmesi lazım. Bir şeyler yapıldı. Yeterlidir, yeterli değildir. Orası tartışılır ama oradaki çocuklar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizler, geri kalanlar biraz daha fazla destek vermemiz lazım onlara ya, sanki ya. Muhakkak şimdi çok önemli bir... Şimdi Panathinaikos gelsin playoff'ta. Orası bambaşka bir atmosfer olacaktır. Olur. Onu kabul ediyorum ama bu tip maçlarda maalesef biz o önemi o maça vermiyoruz. Evet. Taraftar olarak da vermiyoruz. Evet. Ama diğer yandan da atmosfer, yani işte bir pot arkasına futbola gelen tribün gruplarını getirebilirsin. Bir şekilde orayı yani... Ona da çok karşı çıkan var ya. Bozar yaptığı, Partizan'ın yaptığı atmosferi ben basketbol burada hiç unutmuyorum. Erdemcan, sevgili Erdem Hoca gelmişti. Hı. Onunla konuşmuştuk. O demişti ki ben basketbol taraftarını tercih ederim. Evet. Futbol taraftarının oraya gelmesini istemem demişti. O oyunu bilen, evet, doğru anda reaksiyon veren, doğru yerde destek veren taraftarı tercih ederim demişti. Anlayabiliyorum ne demek istediğini. Evet. Ama ben de o Kızılyıldız tribünlerini görünce imreniyorum. Evet. Doğru söylüyorsun. Erdem hocamızın söylediği basketbolu bilen taraftar tanımı da çok doğru bir taraftar. Ama çok gelemeyen var biliyor musun? Bu seneki zamlar yani yapılacak bir şey de yok. Yani ortam bu, ekonomik ortam bu. O kadar çok tanıdığım var, o kadar çok arkadaşım var. Gelemediler. Alamadılar bu sene kombine. Suçlayabilir misin? Yok, hayır. Suçlayamazsın insanları. Yani... Zaten o alt kattaki profil farklı bir profildi. Biraz daha uzaklaştı. Sert tribün olmaktan biraz daha uzaklaştı. Ama bu kadar eleştirinin yanında küçük bir övgü de yapmak istiyorum. Kızılyıldız maçı bitti. Tribünlerin çoğu boşaldı. Zaten maçın bitimine doğru boşalmaya başlamıştı. Evet. Onu da eleştiriyorum. Evet. Maç bitti. Sarı tribün takımı çağırdı. Yarısı da soyunma odasına gitmişti. Evet. Melih gitti. Bayağı arada böyle birkaç dakika da geçti. Belki duştan çıkardı oyuncuların bazılarını. Tribüne çağırdılar. İnandık size bu sene tezahüratını söylediler. Bak o tezahürat sayesinde gittik Makabi maçını aldık demiyorum ben. Ama... Bu işler o kadar kolay değil. Ama %1 bile olsa etkilemiştir. O mesaj gitti oyunculara. Evet. Evet, bakalım basketbol takımında bir takviye de söz konusu deniyor. Gerçi biliyorsun EuroLeague'den takviye şansımız kalmadı. Evet. Orada transfer kapandı. Ama Jaskiewicz'us bir veya iki oyuncu istiyor. O oyuncular da geldiği takdirde Real Madrid'i bir tarafa bırakıyorum bu sezon. Ama onun haricinde Final Four yapabilecek bir kadromuz olur. Ve o şansımız var. Onun için bu sezonu yani çöpe atmadık. Yok yok canım. Bu hafta da 2'de 2 yaparak inşallah devam edeceğiz. Kızılyıldız mağlubiyeti belki de o hayırlı mağlubiyet derler ya. Belki de hayırlı mağlubiyet olmuştur. Ama işte iç sahada Kızılyıldız bir takıma kaybetmek. Çünkü çok kafa kafaya gidiyorsun diğer takımlarla. Bir galibiyet bir mağlubiyet çok önemli. Kaybedilmeyecek maçta ama dediğin gibi kaç sezon bizim Final Four, şampiyon olduğumuz sezon bile kaybettiğimiz kötü maç var. Ondan sonra şampiyon da olabiliyorsun. İnşallah sonunda iyi gider. Kaptan ağzına sağlık. 5'te 5 yaptığımız bir hafta. Bütün branşlar iyi gidiyor. Takım iyi gidiyor. Üst üste iki maç var. Şimdi haftaya pazartesi yapacaksak hem Konya hem Antep maçı üzerine yapacağız. Bakalım bir 6 puanla tekrar gelelim stüdyoya. Evet. Görüşmek üzere.